Geldin. Hoş bulduk. Az önce Fatih'le bir video çekmiştik. Regal Raptor videosu. Şimdi de Muharrem'le Volta videosu. Volta'nın devasa makinesi. Evet. En büyüğü. Devasa. Benim yanımda çok büyük kalıyor. Ya arkadaşlar şöyle bahsedeyim buna. Bununla ilgili çok videolarımız var bizim zaten. Bunun üzerinde 250 wattlık bir cihaz var, motor var. Üzerinde 14 amperlik bir lityum, jel aküleri var. 48 volt, 14,5 amper orada bataryaları. Bunun bir sürü modifiye videolarını yaptık. Bu makine, bu motordan bizim İBA Elektronik vardı. Önceden bu yazılım işleri yapıyordu. Şu an o işi bıraktı. 2000-2500 wattlara kadar ulaştık biz bu cihazlarla. Evet. 60 km hızlara kadar ulaştık ama artık yapılmıyor bu. Bunu da belirteyim buradan. Buradan şöyle bahsetmek istiyorum. Şase sağlam bir cihaz. Güzel bir cihaz aslında. Benim hoşuma giden bir cihaz. Şunu şöyle indireyim ayaklıklardan da. İlerittiriyoruz değil mi? Dur bir dakika. Şöyle. Daha kilidi var. Şöyle. Dur bir dakika. Şimdi indirebiliriz abi. Bugüne kadar kullandığımız hiçbir VSM'de o kilit çalışmıyordu. Yok çalışıyor mu? Seninki çalışıyor. Ha, evet. Benim kullandığım hiçbir tanesinde çalışmıyordu. Kullanıcı hatası abi. Bunları çabuk bozuyorlar. Ya arkadaşlar benim altımda saplanmış gibi durabilir. Lastik patlak mı ya? O kadar mı lan? Şimdi arkadaşlar bir de şunu da söyleyelim. Muharrem'le Fatih arkadaşımız Bilgi Bankası kanalı var. Orada elektrikli bisikletlerle ilgili videolar çekiyorlar ve gerçekten ben de aşağı yukarı ilk çıktığından beri takip ediyorum. Fatih'le de ilk defa burada bugün görüştük. Muharrem'le de zaten birkaç aydır zaten görüşüyoruz. Yani sık sık görüşmüşlüğümüz evet. Var. Yani bisikletlerle ilgileniyorsanız Bilgi Bankası kanalını muhakkak ziyaret edelim arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar neyse cihazımıza kaldığımız yerden devam ediyorum. Mehmet abi senin kendi cihazın herhalde. Bu benim kendi cihazım. Bunu ben yeni aldım. Buna birazcık ben de hani modifiye videoları yaptınız ya. Siz gerçek güç arttırma videoları yaptınız. Güç, menzil. Tork arttırma. Ben buna sadece menzil arttırmayı düşünüyorum. Çünkü hıza çok uygun bir alet değil bu. Yani evet kesinlikle. Frenler, tavsiye etmiyoruz. Aynen. Siz de zaten videolarda tavsiye etmiştiniz. Hani söylemiştiniz onu. Yani bunun menzilini tehlikeli. Arttırmak yeterli. Yani hızını gücünü arttırmak. Ya bunu yapabiliyorsan frenlerini güçlendir abi. Aynen frenleri güçlendirilebilir. Sen o konuyu daha iyi biliyorsun. Evet. Evet. Bu da zaten bir çeşit bisiklet sonuçta. Aynen öyle. Evet, ya arka... Farı nasıl açılıyor? Abi kontağı çevirdiğinde bunun farı direkt açılıyor. Otomatik miydi? Direkt açılıyor çünkü artık yeni yönetmeliklere göre farların sürekli yanıyor olması lazım. Çünkü önde giden araçlar sizi aynaya baktığı zaman fark etmesi lazım. Aynen kesinlikle öyle. Çünkü kendi bisikletimde de ben biner binmez ön taraftaki lambayı açarım. Hatta büyük bir lamba aldım ki insanların dikkatini çeksin diye. Farım da açık, yolum da sloganı var. Aynen. Buna uyuyalım hepimiz. Çünkü dikkat çekmiyoruz. Aynalardan gerçekten dikkat çekmiyoruz. Aynen. Ona dikkat edelim. Abi şöyle bir şey ben dikkatimi çekti. Bunun ön tarafta keşke bir disk fren olsaydı. Kampanada fren olduğu için arka tarafta da aynı şekil. Frenleri gerçekten çok zayıf bir cihaz. Ya bunun buradan eleştireyim ben. Frenleri gerçekten kötü. Bunu oto tamirciye gidip böyle düzgün bir fren taktırmasını isterim. Ya çünkü şeyler var. Frenciler var otomotiv sektöründe. Evet. Bunlara gidip bu kalipere acaba nasıl bir şey yapılabilir? Bu kampanyaya nasıl bir şey yapılabilir? Bir bakmak lazım aslında. Ya bir şekilde fren yapılır yani. Yapılmaz değil bence. Aynen. Bakmamız lazım. Aynen. Bakmamız lazım. Dediğin gibi bunun en büyük sorunu frenleri zaten. Ben zaten bununla ilgili bir kronik sorunlarla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. İsterseniz siz de çekebilirsiniz. Yani malzeme kalitesi falan. Alet küçük ama kronik sorunlar bayağı fazla. Yani kronik deyince hani dikkat edilmesi gereken şeyler. Bunu aslında ben şöyle yorumluyorum. Bunu kullanan insanların çoğu zaten yıpratıcı kullanıyor. Aynen, şimdi nasıl olsa diyor. Şimdi sen bu makine adam 50 bin lira para verse çok güzel bakacak ama adam 8-10 bin lira para verince çok da umursamıyor 8-10 açıkçası. 8-10 bin liralar bitti bu arada. Söyleyeyim sadece A101'den alırsanız 9 bin liralar civarı kampanya yapıp satıyorlar ama şimdi bayilerinde falan ben bakıyorum 15 bin lirayla 29 bin lira arasında fiyat yazıyorlar. Ya, evet. Bir de şunu ben özellikle söylemek istiyorum. Sözünü kestim bari. Hani dedin ya bunlara hor kullanıyorlar. Bu alet 85 kilo taşıyor. Burada bir selesi var. Adam buraya oturuyor. Arkasına da buraya bir sele yapıyor. İkinci kişiyi oturtuyor. Düz yolda götürüyor ama yokuşlarda maalesef ki bunun 85 kilo taşıma kapasitesi var arkadaşlar. Yani geçmemesi daha sağlıklı. Tabii ama buna ben görüyorum. Bizim orada şeyler var. Bakkallar vesaire. Adam buraya oturuyor. Arka tarafı damacana bağlıyor. Buraya. Lan nasıl gidecek bu anladın mı? Zorluyor da zorluyor. Aynen, şimdi bu cihazlar zaten bu yüzden dökülüyor. Aynen öyle. Çünkü kullananlar diyor ki nasıl olsa 3 kuruşluk makine diyor anladın mı? Artık bize hani aslında 3 kuruşluk bir cihaz değil ama
Artık o şey rakamlara geldiği şimdi için şöyle bir şey var. Az para veriyorum. Ha. Canını çıkartayım ha. diyor. Hani şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki pantolonun şuradan söküldü. Yanında bir iğne olsa onu dikebiliyorsun. En basit bir şey, 1 liralık bir şey. Bu da hani belki çok para değil ama lazım olduğu zaman otobüs yok, minibüs yok. Bunu atladığın zaman istediğin yere gidebiliyorsun. Kesinlikle. Vallahi ha. bana göre çok mantıklı bir cihaz. Ya ben 120 kiloyum. Ben bunu kullanabiliyorum. Normalde tavsiye evet. edilen bir şey değil ama bir yokuşlarda bir denemek istiyorum ya. Müsaade var mıdır? Tabii tabii. Bunu böyle basıyoruz. Normalde düz yolda hani 120 kilo adam biner bir şey binmesin. Değil ama yokuşlarda falan ister istemez alet zorlanıyor hani tamam mı? Ya şey değil. Ama çekişi güzel 250 watt'a göre. 220 watt bu araba. Kaptırdı ya rahat gider. Yok beni yemez abi. Evet pedal desteği yapıyor şu anda. Ayak pedal desteği yapıyor. Taş devri filmine geri döndük. Taş devri çizgi filmi vardı ya. Barney Molos taş. Evet. Muharrem Çakmaktaş. Muharrem Çakmaktaş. Ayaklarla. Lütfen. Bendeyken amortisör kapanıyor abi arka taraf. Çukurlara girince küt 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 vuruyor. Yok zaten amortisörleri çok dandik. Hani az önce dedik ya biraz malzeme kalitesi var. Bu arada şimdi bir mikrofona bakalım reis. Ha yanıyor. Niye bir bakar konuşurken baksana. Benimkine baktım. Benimki çalışıyor da dedim belki bir tanesinin şarjı azdı ya. Sıkıntı yok. Burayı kes. Yok fark etmez ya. Kesmeyiz bizler yine. Aa adam ya. Şimdi bunun abi ehliyet ruhsat plaka trafiğe tescil bunları da söyleyeyim. Aynen öyle. Var. Şimdi insanlar bunlar diyor ki elektrikli bisiklet bunlar da plakaya gerek yok. İşte ne bileyim. Biz aldığımızda yoktu. Aynen. Aynen. Önceden yoktu. 2023'ten sonra bunlara da artık plaka gerekiyor. Ehliyetin olması zaten şart. Marketlerden maalesef. Falan aldığınız zaman sonra adresinize bir evrak geliyor şeyler gelecek diye. Evet. Çıkartacaksınız diye plakayı çıkartacaksınız diye. Bir notere başvuru kağıdı vesaire bir şeyler geliyor. Şu an bakın tek teker sıkıyorum. Yok fren yok. Önde kesinlikle yok ama arkaya destek oluyor birazcık. Gerçi bunun şey freni hiç yoktu. Ben onun frenini yaptık ama bunun herhalde içinde biraz yağlı mağlıysa eğer. Ya abi ben kalip diyorum, şeyler kampanalarda buna benzer sıkıntılar var. Bir arkadaş bir arkadaşla konuşmuştum. Lazım. Konya'da bir arkadaşla konuşmuştum. Sanayide bunun frenlerini açtırmış. Açtırın diye içinde alüminyum bir mil vardı. Aynen o alüminyum mili değiştirdik. Ondan sonra iş çözüldü dedi. Evet. Frenleri canavar tutmaya başladı dedi. Siz de bir baktırın. Ben kendim yaptırmadım. Ama bu sanayilerde fren işleri yapan arkadaşlar var. Oto kampanaları yapan arkadaşlar var. Bunların da hani kaprissiz olanını bulabilirseniz evet, şayet Anadolu bölgesinde bunlardan olduğunu düşünüyorum ki birçok arkadaştan dönüşler aldım. Bunları gayet güzel yapacaklarını düşünüyorum. Frenleri canavar tutuyor diye düşünüyorum. Aslında yani ayarlanırsa yerine de vurgu yapalım. Hani bunlar jelakülü ama life motor. Evet. Bunun üzerinde şimdi jelaküler var. 14.5 amperlik 48 volt 14.5 amperlik bir jelaküler var. Jelakülerin bir dezavantajı var. %20 %30 civarındakini kullanamıyor. Bu yüzden aslında 10 amperlik kullanılabiliyor. Bunun yerine mesela ne yapabiliyoruz? 18 amperlik bir LiFePO pil buraya yerleştirebiliyoruz. LiFePO 4 pil yerleştirebiliyoruz bu kısma. Buradan eve giderken bunu buradan söküp alabiliyorsunuz. Bu kapağı zaten evet. şuradan anahtarıyla açıyoruz. Buradan tutma yeri var. Gösterebiliriz. Aynen bakın buradan. Şu fişi söküyoruz. Buradan alıp götürebiliyoruz. Sökeyim istersen şöyle. Hı-hı. Yalnız bunu sökerken ilk önce şu kısmı kaldırıyoruz şöyle. Hı-hı. Ondan sonra bunu çekip alabiliyoruz. Yani evinize götürüp aynen. şarj edebiliyorsunuz. Şöyle bir şey bazı arkadaşlar bunlara 5 akü takabiliyor. 5. aküyü buraya koyuyorlar. Ama o voltajı yükselteceği için sisteme zarar verebilir diye düşünüyorum. Aynen çok yakan arkadaşlar oldu. Yani ben kullanıyorum bir sıkıntı yok diyenler olabilir. Eyvallah saygı duyuyorum ama hatta bizim bir tane videomuzda tam çekim esnasında 5 akülüyle yazılımlıyı test ediyorduk evet, evet. orada. Makineden dumanlar çıktı falan. Evet, dedik ki öyle, cihaz yandı dedik. Sonradan fark ettik ki kablo yanmış. Evet. Onu gördük. Zayıf olan noktadan atıyor. Yani bir yerden atıyor. Aynen. Hani o zayıf nokta neresiyse. Aynen. Her tarafı güçlendirsen bu sefer aynen. beyin aynen. yanıyor. Bir motor yanıyor. Bir şey yanıyor. Sonuçta 48 voltluk bir cihaz bunu 52 volta çıkartıyorsunuz. Aynen. Bir güç artışı oluyor. Eyvallah ama böyle aman aman abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine ama biz ne yapıyoruz? LiFePO pil koyuyoruz üzerine. 80 kilometre 90 kilometreye kadar menzil çıkabiliyor. Evet. Bu ciddi bir rakam oluyor ve sağlıklı oluyor. Uzun evet. ömürlü oluyor. 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl
sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor yani arkadaşlar. Bataryaya dikkat edersen Lifebuoy bataryayı bence 10 sene bile kullanırsın yani. Ya aslında ömürleri 15 sene ama üzerinde kullanılan BMS'in kalitesine bağlı. Tabii ama işte bu tür şeylerde çok yüksek kalitede çıkılamıyor. Çünkü ona göre onun da fiyatı yüksek oluyor. Ama hani kullanabilecekleri rakam 4-6 yıl civarı. Ben hiç konuşmadım ya bugün. Ne yapacaksın konuşup? Boş ver. Sen konuşuyorsun hiç. Mehmet abiye de biraz söz hakkı var ya. Öyle yok, çok arada mu kestim? Arada ben de konuşuyorum ya. Neyse benzesiriyor. Muharrem uzun zamandır video çekmiyor. Ya bu abi var ya videolarda döktürüyor. Artık pası sus diyorum. Arkadan el kol yapıyorum. Tınlamıyor bile beni. O el işaretlerini de göstereceğim sana. Ya Mehmet abim şu elektrikli arabalarla ilgili bir gün beraber bir video çekelim olur mu abi ya? Olur, niye olmasın ki? Sen böyle güzel bir makine yakaladığında gelin de Fatih. Tamam şeye gidelim. Muharrem, al bir test ayı falan. HSN motobike'li arabalar var. Var mı? Tamam şimdi abi. Relay'ı da getirmişler. Bal 1 getirmişler. Bal 1 de gerçekten arkadaşlar yani elektrikli araba almayı düşünenler varsa tavsiye edebilirim. Yani 170-200 km arası menzil var. Klima var. 360 derece görüş açısı var. Araba reklamına girdik bu arada. Tamam abi gelelim ya. Volta'dan var. Hasan Bey'den reklam parası alırız. HSN Motor'a bir gün buluşuyor muyuz? HSN Motobike'da buluşalım. Evet, tamam. HSN Motobike. 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 E'yi çıkardım oradan bari. Ya burada şöyle oluyor. Motor HSN Motor yazınca başka yerler çıkıyor arkadaşlar. O yüzden HSN Motobike. Evet, Motobike unutmayalım. O zaman bir gün orada buluşalım abi. Olur. Arabayı beraber tanıtalım. Hasan Usta'dan ben bir söz alayım senin için. Tamam. Oraya gidelim. Tamam olur. Orada test edebiliyor muyuz? Böyle bir imkan var mı? Oradası Hasan Usta'nın yeri. Bizim yerimiz. Edeceğiz. Tamam, anahtarı alırız edelim. Diyorsun yani. O anahtarı bizim. Kaçırırız götürürüz abi. Mekan bizim. Kanalına da bir ziyaret edin. Altta paylaşıyorum. Mehmet Balon 58 arkadaşlar. Ama Mehmet Balon 58 olarak arkadaşlar. Ve Bilgi Bankası. Evet. Muharrem ve Fatih arkadaşlarımız sağ olsunlar gerçekten. Hiçbir zaman rakip değiliz. Hepimiz biz. Dostluk içerisinde. Sizlere bu cihazları, araçları tanıtıyoruz arkadaşlar. Evet. Dostluğumuz bakidir. Bunu böyle bilin. Sakın farklı. Bir elin nesi var, üç elin daha çok sesi kesinlikle. Var. Hatta linkleri unutmayalım. Hatta başka arkadaşlar da var. Hepimiz arkadaşlar. Hepimiz dostuz. Tabii. Şimdi ben mesela bazen söylüyorum hani videolarda diyorum ki. Mesela ben şimdi bisikletle ilgileniyorsam Bilgi Bankası'na bakıyorum. Ama sadece Bilgi Bankası'na bakmıyorum. Başka bisiklet videosu çeken arkadaşlar da onlara da bakıyor. Erol Alagül var tabii abi. Tabii ki bir sürü kanal var. O da bizim dostumuz. Ne kadar çok kanala bakarsak o kadar sağlıklı olur kesinlikle. Aslında. İnşallah tabii. Bir gün hep beraber buluşuruz. Öyle i̇nşallah, bir atmosfer inşallah. Olur. Evet. Fuar olur, bir yer olur. Caddebosan sahibi. Olur abi. Her ya, yer olur. Bu arada bizi Erol Alagül arkadaşımız da hani düşman sananlar var, rakip sananlar var. Hayır, öyle bir şey yok. Kimse o da bizim dostumuzdur. Şey yok. Bir sıkıntımız yok. Seviliyor. Aynen onu da bekliyoruz buraya. Konuşuyoruz. Muhabbetimiz var. Seviliyor da. Peki buradan veda vakti diyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone, yorum, beğeni yapmayı unutmayın. Mehmet abi es geçeni ne yaparız? Severiz. Çok severiz. Evet, hepinizi bakın. Seviyoruz o zaman. Telegram'a da gelin arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.